Değerli mesai arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, sevgili gençler, sevgili çocuklar, basımızın değerli mensupları. Türkiye Cumhuriyeti'nin 90. yıl dönümüne ulaşmanın ve kutlamanın büyük mutluluğunu ve coşkusunu millet olarak yaşıyor ve bunun haklı gururunu duyuyoruz. Cumhuriyetimizin 90. yılı hepimize kutlu olsun. Cumhuriyet, milletimizin Büyük Atatürk'ün önderliğinde bağımsızlığına olan mutlak inancıyla Birinci Dünya Savaşı galiplerine karşı verdiği özgürlük mücadelesi olan Kurtuluş Savaşı'nın değerli bir meyvesidir. Türk milletinin bağımsızlığının güvencesi olarak bu milletin atası tarafından biçimlendirilmiştir. Bu vesileyle bize bağımsızlığımızı kazandıran, cumhuriyeti armağan eden Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşlarını şükran bir milletle anıyor, Allah'tan rahmet diliyorum. Cumhuriyet Bayramı kutlamaları bizlere ilanından günümüze kadar ülkemizin kat ettiği mesafeyi değerlendirme, belirlediğimiz hedeflere ulaşma yolunda ne durumda olduğumuzu görme ve yeni hedef ve stratejiler geliştirme imkanı sağlamaktadır. Cumhuriyet, Anadolu'da kurulan Türk egemenliğinin sürekliliği için bir deha tarafından düşünülmüş ve bir takım güvence ilkelerle donatılmış bir halk yönetimidir. Bu ilkeler ve yönetim sistemi sayesinde bugün Türkiye Cumhuriyeti Devleti bölgesinde güvenli, insan haklarına, sosyal devlet ilkelerine dayanan, laikliği ve hukukun üstünlüğünü içselleştirmiş, belli bir gelişmişlik düzeyine ulaşmış ve gelişme eğilimini sürekli devam ettiren, sağlıklı bir demokrasiye sahip tek ülke konumundadır. Cumhuriyetin bu kazanımları hepimizi gururlandırmaktadır. 29 Ekim gününü işgal ve esaret acılarını en derinden yaşayan Manisalılar için daha bir anlamlı olduğunu düşünüyorum. Hür ve bağımsız yaşamanın değerini Manisalılar büyük tarihsel acılarla öğrenmişlerdir. Bu nedenle atalarına olan vatan ve özgürlük borçlarını çalışkanlıkları ile göstermektedirler. Manisa, demokratik değerlere sıkı sıkıya bağlı, sivil toplumun oldukça geliştiği, insana saygı gösterilen ve insan haklarına sahip çıkılan, hukukun üstünlüğüne inanılan bir ildir. Bunun yanında, tarımda, sanayide önemli gelişmeler kat ederek, Türkiye'nin en çok üretim ve ihracat yapılan, insanların huzurla yaşadığı iller sıralamasının üst noktalarına yükselmiştir. Bu başarı ve güzel sonuca siz değerli hemşehrilerimizin kendi şehirlerine ve ülkelerine olan sevgisi ve çalışkanlıkları sayesinde ulaşılmıştır. Çağımız özgürlüklerin geliştiği, korunan hakları ile insanın merkeze alındığı, demokrasi ve çoğulcu anlayışla yönetim süreçlerine katılımın özendirildiği, devletin sosyal ve kültürel haklar konusunda daha çok imkan sağlaması beklenen bir çağdır. Memnuniyetle belirtmek isterim ki bu standartlar doğrultusunda ülke olarak önemli adımlar atılmış ve büyük gelişmeler kaydedilmiştir. Ancak muasır medeniyet düzeyine ulaşma
ve bu düzeyi belirleme ilkesi, hedefi belirleyen Türkiye'nin bu konuda daha yapacağı çok şey var. İnanıyorum ki el birliğiyle karşılıklı sevgi, dayanışma ve paylaşım ile Cumhuriyetimizin 100. yıl kuruluş yılına daha güçlü, daha zengin, daha müreffeh ve hedeflerine daha çok yaklaşmış olarak gireceğiz. Ümit edeceğiz, gayret edeceğiz, kendimize inanıp tarihten ders ve ilham alacağız. Tarihler yazmış, büyük bir milletin bireyleri olduğumuzdan zerrece tereddüt etmeden büyük Türkiye ülküsüne yürüyeceğiz. Yurdumuz bize kutsal bir emanet. Şehitlerimizin canı, gazilerimizin kanı bağısına yurt olmuş. Onu korumak, yüceltmek, mamur ve müreffeh hale getirmek, üzerinde kardeşçe bir yaşam tesis etmek, birbirimizi saymak, sevmek en birinci görevlerimiz. Cumhuriyet idealine ancak bu sevgi ve inançla ulaşabiliriz. Cumhuriyetimizin 90. yılını tekrar kutluyor. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları başta olmak üzere canlarını feda ederek bu vatanı bizlere miras bırakan tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle, minnetle anıyor. Sizlere saygılar sunuyorum. Göklerin vatanın, duyunca silkindi Türk narası atanın. Çekince Mehmetçikler kılıçları kınından. Göl göl oldu her taraf korkak düşman kanından. Birleşti siperlerde gazilerle şehitler. Yeni bir düzen verdi dünyaya koç yiğitler. Değildir zindan artık biz Anadolu'muz. Cumhuriyet... Bir dakika. Tamam, geri gel.